10 dakika gelişmesi ekrana yansıyor. Dem Parti Iğdır İl Başkanı'nın gözaltına alındığı bilgisi var. 9 yıl önce 13 polisin şehit olduğu saldırıda 8 şüpheli gözaltında. Iğdır'da 13 polisimizin şehit olduğu bombalı saldırı ile ilgili 8 şüphelinin yakalandığı bilgisi e, haber merkezimize sıcak bir bilgi olarak ulaştı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında az önce de söylediğim gibi Dem Parti İl Başkanı e, Mehmet Selçuk da bulunuyor. Iğdır'da e, 8 Eylül 2015'te 13 polisimizin şehit olduğu bombalı saldırı ile ilgili başlatılan bir soruşturma bu. Bu soruşturma kapsamında da Dem Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi var. E, dil ucu sınır kapısında 9 yıl önce görevli polis memurlarımızı taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçiş sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bomba patlatılmıştı. O bombanın patlaması sonucu da 13 askerimiz, 13 polisimiz şehit düşmüştü o saldırıda. Saldırı ile ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan da bir soruşturma vardı. O soruşturma kapsamında bir operasyon düzenlendiği bilgisi var. Sabah saatlerinde düzenlenmiş o operasyon. Dem Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin gözaltına alındığı, ve hatta polis ekiplerinin DEM Parti il başkanlığında arama yaptığı bilgisi var. Sıcak ve önemli bir bilgi. Böylelikle şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Bu sıcak bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Arkadaşlarımız az önce bahsettiğim tarihlerdeki görüntüleri de ekrana taşıyacaklar az sonra. Aramaların yapıldığını söylemiştim size. Dem Parti İl Başkanlığında Dem Parti Iğdır İl Başkanının da gözaltında olduğunu söylemiştim. Orada şu an ekipler tarafından bölge zaten koruma çemberine alınmış gördüğünüz gibi hem polis ekipleri hem askeri ekipler bölgedeler ve Iğdır'da İl Başkanlığının hemen önü burası. Orada aramaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Yapılan baskın da diyebiliriz aslında düzenlenen operasyonla birlikte. 8 şüpheli daha var gözaltına alınan. Yalnızca Dem Iğdır il başkanı değil. O 8 şüphelinin de Dem Parti'nin üyeleri mi yoksa başkaları mı? Bununla ilgili henüz bir bilgi yok. Sadece bildiğimiz Dem Parti il başkanı Mehmet Selçuk'un aralarında bulunduğu o gözaltılarda. Sabah saatlerinde söylediğim gibi yerde bıraktığımız dakikalarda düzenlenen bir operasyon. Çok sıcak bir bilgi. Ee, teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 asker, 13 polisimiz şehit düşmüştü bu saldırıda. Bununla ilgili de Başsavcılıkta e, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan bir soruşturma vardı. O soruşturma kapsamında gerçekleşen operasyonun yeni bilgileri bunlar. O arama soruşturucuğunda il binasında elene geçirilecek. Bununla ilgili bir açıklama gelecek mi? Önümüzdeki dakikalarda sizinle paylaşıyor oluruz.